hakikaten. Bu arada tabii ki herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu hafta sonu oynanacak futbol karşılaşmalarında ta Bingöl'den Kayseri'ye tutun, Sivas'a tutun, bütün maçlarda, bütün futbol müsabakalarında maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Çünkü bunu Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile konuştuğumuzda şunu söyledim. Türkiye'de futbolu sevdiren adamdı Halit abi. Çok doğru söylüyorsun başkan dedi ve böyle bir karar aldılar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Peki ses gelecek mi bizimle? Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Evet. Halit abi bizim çok kıymetimizdi. Hatta bir neslin son temsilcisiydi. Herkes diyor ya sosyal medyada paylaşıyorlar. İşte duayen şu bu. Hayır. Halit Kıvanç spor yazarlığının ta kendisiydi. Bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum. Bence kısa ama çok kara olmamış bir şey. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi. Bu laf çok basit bir laf gibi gözüküyor ama bizim kültürümüz içerisinde çok özel bir konuma oturtuyor insanları. Çünkü bizde işini düzgün yapmak diye bir normal bir alışkanlık yok. Kaç senelik spikerken bile maçtan bir gece önce tuvalette takım isimleri falan sayarak çalışan biriydi. Bunun ben çok önemli bir uzak. İkinci olarak da bir yere yükselmiş bir insandı. Yani kendi mesleği ve yaptığı işlerde bir yere yükselmiş ve bunu kimseye yüz sürerek yapmamıştı. Kimsenin de üstüne basarak yapmamıştı. Kendi çabasını yapmıştı. Halit abinin sevgili dostları, çok Mümin abla, Ümit abi, aile üyeleri, hepiniz. Törene katıldığı için ben de teşekkür ederim onu genç bir dostu olarak, Halit abinin genç bir dostu olarak. Ben de hem belgeselden arta kalan, hem de tanıdığım 30 yıldır tanıdığım Halit abiyi şöyle tarif etmek istedim. Sahiden Ümit ne güzel açtı, pası verdi. Çok değerli bir adalet adamıydı. Hayata bakın ki bütün bu spor yazarlarının kültür sanat dünyasındaki sunumlar, çocuklara ilişkin bütün bu güzellikler, ilgimi insanlar, konser sunumları, özel sunumlar, hepsinin ötesi tabii ki spor yazarlığının içinde hep adalet vardı. Hakim olarak başlamıştı hayatım. 1950'nin başında hukuk mezunu. Galiba 6 ay kadar hakimlik yapmıştı. Belgeselden de hatırladığım kadarıyla çok adil davranmıştı. Şimdi bir kez daha izledim belgeseli. Şöyle bir laf ediyor. Bir futbol maçı sırasında ne yaparsın diyorum ben. Fenerbahçe, Türkiye'nin Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'yle bir başka takımın maçı var diyelim. Fenerbahçe'nin yediği golü hissettiğinde nasıl anlatırsın? Anlatırdım diyorum. Hiç fark etmez derdi. Ben sıkı Fenerbahçe'yim ama onun yediği golü de karşı takımın coşkusunu hissederek anlatırdım derdi. Dönemlerde radyoda o naif sesiyle, bir betimlemeleriyle, televizyonu aratmayacak şekilde hadiselere hukukiyetiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan. Sonrasında yine televizyonla hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların, özel anların sesi olan, iz bırakan bir insan. Ve tabii beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle, her alanda, her yönüyle hakikaten örnek bir kişilik. Kendisini bu vesileyle minnetle anmak istiyorum. İnanıyorum ki onun bu izlerini taşıyacak, yarınlara aktaracak genç medya insanları onun yolundan gidecekler. Ve tabii
dünya hayatı hepimiz için fani, geçici, asıl olan ebediyete olan iztiharin ardından güzel hatırlanmak, güzel izler bırakmak, biz ona inanıyoruz. Ve tabii ki tüm sevenlerin, değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.